Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde Entity Framework Core aracılığıyla veri tabanından çekilen sorgular neticesine gelen dataların otomatik olarak takip edilmesini sağlayan tracking mekanizması üzerine bir optimizasyon gerçekleştiriyor olacağız. Tabii şimdi tracking mekanizmasına dair herhangi bir fikriniz olmayabilir. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Tracking mekanizması Entity Framework Core aracılığıyla veri tabanından çekilen dataların arkadaşlar bir takip edilmesini sağlayan bir mekanizmadır. Şimdi neye yarıyor bu takip mekanizması diye sorarsanız eğer şuna yarıyor. Hemen gelip şurada bir izah etmeye çalışayım. Şimdi şu bizim DB konteksimiz olsun. DB konteks. Şimdi şu da benim veri tabanım olsun. Şöyle gelelim. Database diyelim. Şimdi DB konteks üzerinden ben veri tabanından çekmiş olduğum DB konteks aracılığıyla veri tabanından çekmiş olduğum bütün datalar otomatik olarak arkadaşlar şöyle tracking dediğim bir mekanizma tarafından takibe alınır. İster bu data bir tane olsun, ister n tane olsun fark ediyor mu fark etmiyor. Eğer ki birden fazlaysa tüm gelen datalar arkadaşlar bizim buradaki tracking mekanizması sayesinde takibe alınacaktır. Peki bu tracking mekanizması neye yarayacak diye sorarsanız şimdi DB context neticesinde DB context üzerinden sorgulama neticesine gelen bu dataları üzerinde biz manipülasyon işlemleri yapıyoruz. Ve bu manipülasyon işlemleri neticesinde save changes dediğimizde yapılan değişikliklere uygun bir şekilde veri tabanında değişiklikleri görüyoruz ya. İşte Entity Framework buradaki değişikliğin ne olduğunu farkına tracking mekanizması sayesinde varıyor. Yani tracking mekanizması sayesinde takip edilen nesnenin üzerinde yapılan değişikliğin delete mi yoksa update mi olup olmadığını rahat bir şekilde mekanizma anlıyor ve bunu fiziksel veri tabanına işliyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla burada şöyle bir genellemeye varabiliriz. Entity Framework Core üzerinden yapılan tüm sorgulamalarda default olarak tracking mekanizması devreye girer ve gelen datalar takip edilir. Şimdi biz nereye geleceğiz bu konuda? Bizim bir read repository diye repository'miz var. Bu repository içerisinde belirli davranışlar sergiledik. Yani belirli sorgulama metotları ekledik. Bu metotlar içerisinde veri tabanı türlü türlü davranışlarda sorguluyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz tracking mekanizmasını teoride anladıysanız eğer her bir sorgulama neticesinde gelen datalar otomatik track ediliyor. Yani takip ediliyor. Şimdi bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Nasıl yok? Eğer ki ben bu takip edilen dataların üzerinde bir manipülasyon yani update ya da delete işlemi yapacaksam hay hay ne güzel. En azından takip mekanizması sayesinde bu değişiklikler farkına varılıp otomatik olarak bunlara dair, bu değişikliklere dair SQL cümlecikleri oluşturulup fiziksel veri tabanına yansıtılabilir. Burada bana hız kazandırıyor. Amma ve lakin. Şimdi gel gör ki her zaman bu şekilde bir sorgulama yapmıyoruz. Sadece manipülasyon amaçlı sorgulama yapmıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben yeri geliyor veri tabanındaki bütün ürünleri sadece listelemek, sadece son kullanıcıya göstermek için çekiyor olabilirim. Şimdi diyelim ki 1000 tane ürünüm var. Bu 1000 tane ürünü Entity Framework Core aracılığıyla sorgulayıp çektikten sonra ben bunların üzerinde herhangi bir delete ya da update yapmayacaksam tracking mekanizmasının burada devrede olması sizce ne kadar mantıklı? Değil, değil mi? Nihayetinde burada tracking yani track etmek, burada takip mekanizmasının çalışması demek bir maliyettir. Dolayısıyla buradaki maliyeti uygun olmayan noktalarda, gereksiz noktalarda bizim törpülememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu derste tracking mekanizmasının ihtiyacı olmayacak noktalarda kapatılması için read repository üzerinde bir optimizasyon gerçekleştiriyor olacağız. Tamam mıyız arkadaşlar? Mevzuyu anladınız mı? Entity Framework Core üzerinden yapılan sorgulama neticesinde gelen datalardan istediğimin track edilip istemediğimin edilmemesini sağlayabilmek için şimdi göstereceğim bir optimizasyon üzerinden çalışma gerçekleştirmemiz gerekecektir arkadaşlar. Peki ne yapacağız hocam? Şimdi burada şöyle bir çalışma benimsiyorum. Tabi burada istediğiniz gibi tüm metotların overload'unu oluşturup orada track edilmiş halini ya da edilmemiş halini simüle edebilirsiniz. Yani buradaki davranış aslında size kalmış. Ben genellikle şu şekilde çalışmayı tercih ediyorum. Get all fonksiyonu, işte get where fonksiyonu, bütün get fonksiyonlarımı Entity Framework Core üzerinden veri tabanını sorgulamamı sağlayan bütün sorgu metotlarımın içerisine bir parametre ekliyorum. Boolean diyorum. Tracking. Şimdi bu tracking parametresine default olarak
true değerini vereceğim. Neden true değerini vereceğim? Mantıken düşünürsen eğer ben get all, get where, get single bunlarda gelecek olan dataların track edilmesini istiyorsam zaten default olarak tracking mekanizmasıyla geliyor. Haliyle track edilerek geliyor bu datalar. Buradaki optimize edeceğim parametrenin zaten default değerinin true olması bir nevi benim zaten işime geliyor. Hani burada yazılımsal açıdan bir manevra oluşturmuş oluyorum. Buradaki davranış sana kalmış. Ben bunu yaptım diye sen kendine göre bir customize edemezsin diye bir anlam ifade etmeyecek, tamam. Ben burada default olarak bir true değerine sahip tracking parametresi oluşturuyorum. Aynı şekilde getWhere'de ve diğer sorgulama fonksiyonlarımda. Peki hocam, şimdi ne yaptık? Sorgulama fonksiyonlarımızın her birinde o anda sorgulama esnasında gelecek olan datanın track edilip edilmeyeceğini ifade eden bir parametre eklemiş olduk. Şimdi bundan sonra konkret kısma geliyorum. Tabi burada patladık. Nihayetinde buradaki sorgular artık, daha doğrusu metotlar imzaya uymuyor. Ben bunu buradan implemente de edebilirim ya da gelip şuradan direkt tracking parametresini de manuel ekleyebilirim. Fark etmiyor. Ben tek tek gideceğim. Şimdi öncelikle şu parametreleri bir ekleyeyim. İmzalar tam olarak uyusun. Şimdi arkadaşlar, yapılması gereken olay şu. Eğer ki tracking true'ysa zaten true, yani varsayılan hali neyse o şekilde gelsin. İlgili sorgulama neticesinde data track edilerek gelsin. Yok eğer false'sa işte o zaman ben track'i koparacağım. Yani ilgili gelecek olan dataların track edilmesini istemeyeceğimi bildireceğim. Bununla ilgili çalışmaya artık ilgili metotlarımızda scope'larda çalışmamız gerekecek. Dolayısıyla hemen ilkinde get all'da şu şekilde çalışmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer ki hemen şöyle gelelim. Var diyelim, query diyelim. Biz iQueryable'da çalıştığımız için table'ı query'ye atıyorum. Ve diyorum ki as queryable diyelim. Şimdi bir iQueryable olarak yolumuza devam edeceğiz bundan sonra. Şimdi eğer ki bu metot kullanılırken gelecek olan verilerin track edilmesini istemiyorsam burada şöyle bir kontrol yapıyorum. Diyorum ki eğer ki tracking istenmiyorsa, herhangi bir track istenmiyorsa, bakın başına değil operatörünü koydum. Ardından query'min asNoTracking fonksiyonuyla gelecek olan dataların track edilmesini kesiyorum arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şimdi bu işlem neticesinde bana ne dönüyor? iQueryable dönüyor. Dolayısıyla dönen iQueryable'ı da artık query'me şu şekilde atıyorum. Olay bu. Peki hocam, bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra da query'yi geri return ediyorum. Olay bundan ibaret. Bakın, bir optimizasyon işlemi gerçekleştirdik. Eğer ki track edilecekse zaten şuradaki if'e girmeyecektir. Yok eğer track edilmesini istemiyorsak buradaki if'le asNoTracking fonksiyonu sayesinde biraz önce anlattığım tracking mekanizmasını ilgili sorgu neticesinde devre dışı bırakabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada olabilecek maliyetten kaçınmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini diğer metotlarımız için de gerçekleştireceğim. Hemen şöyle geldim. Burada get where diyoruz. Şimdi where neticesinde bana bir iQueryable gelecek. Hemen şöyle query'yi alıyorum bunu. Gene aynı mantık. Diyorum ki kardeşim, sen tracking istemiyorsan eğer buradaki query'ye asNoTracking halini atıyorum. Bitti. Return diyoruz. Ardından bir daha query'yi gönderiyorum. Şimdi gene burada aynı mantık. Devam. Şimdi burada bir tek geriye T dönecek. Haliyle query'yi query üzerinden bir çalışma yapmayacağız da şimdi bakın nasıl bir çalışma yapacağız onu göreceksiniz hep beraber. First or default async diyor ya arkadaşlar. Artık ben burada first or default async bir tane data getirecek bana. Gelecek olan data hala track ediliyor mu? Ediliyor. Tracking mekanizması bir tane de gelse, n tane de gelse gelen dataları track eder. Yani takip eder. Dolayısıyla bizim burada buna da müdahale etmemiz gerekiyor. Burada şöyle bir müdahalede bulunacağım. Diyorum ki kardeşim, sen öncelikle bir burada ne yapalım? Var diyelim, query diyelim. Öncelikle biz bir table elde edelim. Ardından table elde ettikten sonra tracking edilip edilmemesini soralım. Query'ye geliyorum. Table.asNoTracking diyorum. Mekanizmayı koparıyorum.
Tabii burada mekanizmayı koparırken şöyle bir hata alıyoruz. Arkadaşlar burada şunu unuttuk gene. As queryable dememiz gerekiyor. Aksi takdirde DB context'ten bu işlemi yapmamız gerekir. Doğru olmaz. Yani burada as queryable'a çevirip şu işlemleri tabi tutuyorum. Geri dönüş değerlerine bakarsanız fonksiyonların ne demek istediğimi anlayacaksınız. Devam ediyorum. Tracking'i kopardıktan sonra geriye query nokta first store default async diyerek ilgili metodumu verip sonucu geri döndürüyorum. Tabi burada bizden task istiyor. Haliyle evet diyerek ilgili sonucu burada bekleyeceğimi bildiriyorum. Anlaşıldı mı? Burada da aynı mantık. Hemen şöyle kopyalayalım. Şurayı ben bir yorum satırı yapayım. Burada da aynı mantık. Hemen var diyelim query table nokta as queryable. Eğer tracking olmasını istemiyorsak yapmamız gereken gene buradaki snowTracking fonksiyonu çağırıp tracking'i koparmak, ardından query'de find async fonksiyonuyla şimdi güzel bir noktaya geldik. Arkadaşlar eğer iQueryable'da çalışıyorsanız find async fonksiyonu yoktur. Dolayısıyla böyle bir durumda ne yapacağız? Bu sefer marker interface'i kullanacağız. Tamam mıyız? Bakın bu da önemli bir nokta. iQueryable'da çalışırken find async'e erişemiyorsan o zaman yapman gereken first or default'tan nereye varıyorsun? Marker pattern üzerinden ID üzerinden, yani uzun lafın kısası ID'ye erişip bu şekilde sorgulamayı sağlayabiliyorsun. Tamam mıyız? Görüldüğü üzere bir tracking optimizasyonu yapmış olduk. Şimdi gelin bunu bir test edip ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Hemen şöyle geldim gene product'a. Product controller'a. Bu controller üzerinde get tetiklendiğinde arkadaşlar, ardından bir tane product nesnesi çekelim ve çekilen bu product nesnesinin üzerinde tracking mekanizması açıkken ve kapalıyken testlerimizi gerçekleştirelim. Onun için buradaki önceki test kodlarımı kapatıyorum ve ardından şöyle geldim. Product read repository nokta get by id async diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar string olarak hemen şuradan vereyim. Çok fazla parametreyle falan uğraşmayalım. Mesela şunu veriyorum. Şimdi bu unique identifier id değerine sahip olan product'ı ben elde edeceğim. Hemen şöyle geldim. Product diyelim p. Şimdi dikkat. Burada tracking parametresine herhangi bir değer vermiyorum. Haliyle vermediğimden dolayı default değeri geçerli oluyor. Yani true oluyor. True olduğundan dolayı tracking mekanizması buradan gelecek olan datayı takip edecek mi etmeyecek mi hep beraber inceleyelim. Yani normalde etmesini bekliyoruz. Haliyle ben bunun name'ini ne yapayım mesela? Ahmet diye değiştiriyorum. Ahmet dedikten sonra da şimdi bunu save changes'ta tetiklememiz gerekiyor. Dolayısıyla burada da product write repository kullanacağız arkadaşlar. Ardından save async fonksiyonunu çağırarak buna evet ediyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam product read repository'de çekilen bir datanın üzerinde yapılan değişikliği nasıl oluyor da write repository üzerinden save async yapıyorsun? Burada işin sırrı scope'da. Scope neydi? Herhangi bir request'te özel bir tane instance oluşturuyordu ve bütün taleplerde o instance'ı gönderiyordu, değil mi? Dolayısıyla biz ne yaptık arkadaşlar bir önceki dersimizde? Şunları bir kapatayım. Bakın burada ne var? Hepsi scoped. Haliyle DB context de default olarak scoped. Dolayısıyla scoped olduğundan dolayı şimdilik biz hem write hem de read operasyonlarında kullanacağımız DB context aynı olacağından dolayı, bunlar bu ikisi de arka planda aynı DB context'i kullandığından dolayı bunun getirdiği burada veriyi sorgulama amaçlı kullandığımız DB context her neyse, aynı request'te bunu talep eden, bu DB context'i talep eden diğer write repository de aynı instance'ı elde edecektir. Dolayısıyla biz mevcut olan sorgulamayı yaptığımız DB context üzerinden, datayı elde ettiğimiz DB context üzerinden save changes fonksiyonu çağırmış olacağız arkadaşlar. Olayın sırrı burada ki scope davranışından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ben uygulamayı şöyle çalıştırdığımda şöyle bir çalışsın, bekleyelim. Evet, şuradan Swagger üzerinden hemen isteği gönderiyorum.
Bakın şimdi hep beraber çalıştığını göreceğiz. Evet, 200 status kodunu aldık. Hemen şöyle bakalım. Tekrardan veri tabanı sorguluyorum. Görüldüğü üzere değerimiz Ahmet olarak değiştirildi. Peki hocam, şimdi bu Ahmet olarak değiştirilen product'ı biz Mehmet olarak değiştirelim. Amma ve lakin bu sefer de tracking mevzusunu ben false yapıyorum. Diyorum ki gelecek olan datayı track etme kardeşim, beni uğraştırma. Direkt bunu false yap. Yani ben bunun takip edilmesini, bunun üzerinde yapılacak değişikliklerin herhangi bir şekilde sorguya dönüştürülmesini istemiyorsam false olarak işaretliyorum. Ardından arkadaşlar, bundan sonra ne kadar değişiklik yaparsak yapalım, ne kadar save changes fonksiyonunu tetiklersek tetikleyelim, ilgili değişiklikler fiziksel veri tabanına yansıtılmayacaktır. Çünkü artık ilgili sorgu neticesinde konteks üzerinden gelen data tracking mekanizmasıyla takip edilmeyeceğinden dolayı değişiklikler uygulanmayacaktır arkadaşlar. Çünkü takip edilmiyor. Artık bitti. Yani yapılan değişikliklerle ilgili herhangi bir farkındalık yok. Anlaşıldı. Bakın burada da 200 döndü. Amma ve lakin şöyle geldim. Ahmet hala Ahmet olarak kalmaya devam ediyor. Mehmet olmadı. Çünkü biz tracking mekanizmasını burada kapatmış bulunmaktayız. Tamam mıyız? Repository sınıflarımızda read repository'lerde özellikle bu optimizasyon önemliydi. Çünkü biz yeri gelecek ürünler listeleyeceğiz. Yeri gelecek yorumları listeleyeceğiz ve bunların üzerinde işlem yapmayacağız. Sadece bunlar listelenmek, sadece görselleştirilmek amacıyla kullanacak datalar olacak. Bunları yönetebilmemiz gerekiyordu. Artık read repository üzerinden bu şekilde rahatça yönetebileceğiz kanaatindeyim arkadaşlar. Sonraki derslerimizde diğer konularımızdan devam ediyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.